Günaydın sayın seyirciler, spor sayfasına hoş geldiniz. 30 Kasım Cuma sabahı, harika bir gün diliyoruz hepinize. Hafta sonu da çok güzel geçer inşallah, cumartesi, pazar. Neden enerjiyiz? Bizim son günümüz bugün. Hafta sonu 2 gün izin yapacağız. O sebeple keyfimiz son derece yerinde bu sabah. Benim keyifli olmamın sebebi ise dün futbol oynanmış olması. Herhangi bir tarafta, bir camiada böyle saçma sapan açıklamalar. O beni yalnız bıraktınız, beni almadınız. MHK'si yok, osu yok, busu yok, TFF'si yok. Mustafa Cengiz konuşmadı, Fatih Terim konuşmadı. Her şey yolunda çünkü neden? Galatasaray erken oynadı, lig maçını da geç oynuyor falan filan. Yani güzel güzel, oh mis gibi tatil şeylere bakıyorsunuz, fikstürlere. Harika, Galatasaray için mis. Fikstür konuşulma tartışması olduğu zaman Galatasaray'da ses çıkmıyor. Gazete manşetlerine hızlıca göz atalım, ondan sonra maçın ayrıntılarına girelim. Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. I love you Lens. Bunun ne alakası var Beşiktaş'la? Bu Fatih Terim'e söylenmiş laf değil mi? O Abdurrahim Albayrak'ın I love you hocam lafı. Yani seviyoruz. Ben... Love var ya, Love da gol attı. Lens de gol attı. Yani güzel bence abi. Niye, beğenmedin mi manşeti? Beğenmedim. Niye İngilizce abi? Akşam Lens yeniden doğdu. Hürriyet. Şenol Güneş elde edilen başarı oyuncularımın dedi ve ekledi. 2-0'dan 3-2'de bizim eserimiz. 2-0'da 3-2'de bizim eserimiz. Karius'a tepki. Beşiktaş taraftar özellikle ikinci golde büyük hata yapan Karius'u eleştirdi. Fabri'ye çağrı yaptı. Avrupa tesellisi Hürriyet. Fenerbahçe Dinamo Zagreb'ten bir puan aldı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Akşam Kuman, Yanal'ı umursamıyorum. Bir kez daha Avrupa tesellisi. Hürriyet. Teselli üstüne teselli. Avrupa teselli ikramiyesi. İslam Silimani tam bir hayal kırıklığı oldu. Derdin ne? Zagreb maçında formsuzluğu nedeniyle yedek bırakılan 30 yaşındaki Cezayirli forvet Kasımpaşa maçı öncesi görüşme odasına çekilecek. Dev derbi Çakır'ın 2 Aralık Pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. Yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun. 7 maçın 5'ini Galatasaray kazanmış Cüneyt Çakır'la. Son çıkış derbi. Fanatik. Son 8 resmi maçta bir galibiyet çıkarabilen Galatasaray'da kırmızı alarm verilmiş durumda. Eren, Ndiaye, Onyekuru, Rodriguez gibi yıldızların formsuzluğu hayal kırıklığı yaratıyor. 3. Ocak ayına en az zayiatla girmeliyiz diyen Terim yönetime ve takıma sert mesajlar verdi. 4. Kötü gidişe rağmen pazar günü deplasmandaki Beşiktaş derbisinde çıkış yolu aranıyor. Bir dakika, bir önceki gazetede yanlış mı okudun sen? Hangisini? Fotomaçta pazartesi okudum galiba derbi. Bakalım. 2 Aralık pazartesi demiş, zaten 3 Aralık pazartesi. Yani 2 Aralık pazar oluyor. Hangisi doğru peki? Derbi hangisi? Pazar günü. Derbi pazar günü. Ya, pazartesi günü diye yanlış yazmış. 2 Aralık ya. Doğru, pazartesi yanlış. Tesini biraz fazla koymuş. Peki. Fotomaç. Derbinin, fotomaç. Derbinin tarihini, gününü yanlış yazıyoruz yani. Acaba kendimle çeliştim biliyor musun? Aslında gününü yazmış oraya. Pazar yazmış ama tesini fazla koymuş. Pazar var aslında. Hani... Yazarken bir yerden pazarı, bir yerden tesiyi mi alıyorsun? Öyle olmuş herhalde. Ha. Olur abi, o insan bu. Elini attın, pazartesi geldi. Kur'an ayeti değil sonuçta yani. Bu normal. İnsan yapıyor. Tabii hata canım, yapabilir. Hata yani. Ama derbi maçının hatasını da yapmayın tarihini. Yani. İçeride de pazartesi yazıyor diyor Onur. Yani yukarıda da var, aşağıda da var. Yani o bu ama orada... insandır, hata yapar ya. Yani. Yapar abi, insan hata yapmıyor mu? Tabii insan? Canım yapar. Hatayla insan ölüyor be. Tabii. Pazartesi yazmış çok mu yani? Ya ama yazma abi. Yani. Ben burada fotomaça sahip çıkıyorum, özür dilerim. Ara sıra bana da sahip çıksana mesela. Hiç bu kadar. Bu kadar bana sahip çıksana. Her bulduğum fırsatta... Onu hiç düşünmüyorum. Abi zaten senin atıyorsun. Yüzünden 10 dakika geç gibi. Benim yüzümden mi? Evet. Ya terbiyesizlik yapma, ne benimle ne alakası? Devam edelim. Devre arası operasyon. Başladı Galatasaray'da operasyon haberleri. Milliyet. Nevzat Dindar'ın haberi. Bakalım ayrıntılarında neler var. Hürriyet. Terim'in öfkesi ruhsuz futbola. Tecrübeli hocanın maç sonrası sözlerinde önemli mesajlar var. Bu haberin ayrıntılarını da, Ali Naci Küçük'ün haberinin ayrıntılarını da ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız sayın seyirciler.
Mazisini arıyor. Galatasaray Avrupa arenasında beklentilerin altında kaldı. Foto maç. Sabah kayıp 61 milyon TL. Gol kralı Gomis'i 6 milyon euroya satan, Şampiyonlar Ligi'ne de Fransız yıldızın yerini dolduramadan giren Galatasaray bunun bedelini ağır ödedi. Twitter'da el sıkıştılar. Güzel haber. Star. Schalke, Lokomotiv Moskova mı? Yani diyor ki... Schalke tebrik ediyor. Lokomotiv Moskova'da ayın 11'inde ne yapacağınızı biliyorsunuz herhalde diyor. Aynen. Ama Galatasaray içeride Porto'yu yenerse ne yaparlarsa yapsınlar. Galatasaray içeride rotasyonlu Porto takımını yenebilir mi? Trabzonspor Başkanı tek aday olarak gireceği kongre öncesinde taahhütname imzaladı. Ağoğlu'ndan tarihi söz, zarardan sorumlu olacağım. Güzel. Kendi dönemiyle ait, dönemine ait tabii. Yok. Geçmiş dönemlerden gelen borçlarla birlikte değil. Kendi döneminde kaç borçta aldım, kaç borçta bıraktım. Aradaki öyle olur farkı. Zaten. Başka türlü ne yapacak? 3 sene öncesi. Her gelen esiyor gürlüyor ya kurtaracağım falan filan diye. Yok öyle abi, bir gürleme değil yani. Bu kulüpler batmışlar ayakları abi. Yere basan bu kulüpler açıklamalar. 50 senede filan anca kurtulur. Milliyet. I love you Lens. UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Norveç ekibine konuk olan Kartal 48. saniyede Muhammed'in golüyle sarsıldı. Heinz'ın füzesi farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarıda sahada bambaşka bir Beşiktaş vardı. Lens'in harika golüyle umutlanan siyah beyazlı takım Love'la eşitliği yakaladı. Lens'in 90. dakikadaki golüyle gösteri tamamlandı. Diyor Serdar Sarı da Beşiktaş Sarsburg maçı ile ilgili haberinde. Arkadaşların aldığı haberler arasında Şenol Güneş'in maç sonu açıklamalarını çok fazla görmedim. Belki aradaki haberlerde var. Biz görür, seçeriz. Var var. Kasımpaşa maçıydı galiba. Galatasaray'da Fatih Hoca içeriye girdi. Mağlup girdi. 0-0. Berabere girdi. Kasımpaşa devre arası 0-0. Maç sonu 4-1 mi? 4-0 galiba. Tamam. Ya 4-0 ya 4-1. Maç sonrasında aynen şöyle söyledi hoca. Muhabir sormadan. Dedi ki... ya bir devre arasında neler olduğunu tahmin ediyorsunuz herhalde dedi. Bir tarafta 0-0 soyunma odasına girdikten sonra maçı kazanan Galatasaray'da Fatih Terim'in maç sonu açıklaması. Herhalde devre arasında neler yaptığımı biliyorsunuz. Bir tarafta da 2-0'dan 3-2'ye dönen Avrupa Kupası maçında, deplasman maçında, soğukta, suni içimde, yağan yağmur altında 3-2'ye çevrilen maçın sonunda Şenol Güneş'in oyuncuların hakkını verdiği açıklama. Bu iki takımın teknik direktörünün de hayata bakış açısındaki farklılığı da ortaya koyuyor. Bir taraf oyuncularına bu payeyi veriyor. Diğer tarafsa kendine çekiyor. Yani bu bir takım oyunu futbol ve bu futbolun takım oyunu olduğunu da Şenol Hoca gösteriyor. 2-0'ı da yapan biziz. 3-2'ye getiren de biziz. Bu da güzel bir açıklama. Peki maçın analizini yapacak olursak, yani gerçekten kabus gibi bir maç başlangıcı oldu bizim için. 7. dakika 2-0 gerideyiz. İlk yarı maç 4'e 5'e gidecek mi acaba? Öyle pozisyonlar veriyoruz. Anormal işler oluyor. Yani avuta giden topu Karius alıyor, kornere atıyor. Yani böyle tuhaf. Yani, halıya takılıyor biliyorsun. Ya yani nereye takılıyorsa ama sonuçta topu tut, ya bıraksa topu, hamle yapmasa avuta gidiyor zaten. Topu tutmak için hamle yapıyor, ayağa kayıyor, bir şeyler oluyor falan, böyle bir top dışarı gidiyor. Yani tuhaf, kabus dolu bir ilk 45 dakika. Sonra ikinci 45 dakika bambaşka bir Beşiktaş. İyi bir geri dönüş. Ama şunu da söyleyelim yani. Rakip Sarpsborg'un kalecisi amatör kümede oynamaz. Yani normal şartlarda Beşiktaş'a rakip olamaz. Yani buradan 2-0'dan 3-2'ye döndüğümüz için mutlu oluyoruz. Aslında bu da geldiğimiz durumun bir fotoğrafı. Ben senin gibi seni kadar sert düşünmüyorum. Yani sonuçta Barcelona'da, Bayern Münih'te böyle maçlara, böyle bir maç başlangıcı yapıp elbet geri dönüyor. İşte dün Milan'ın başına gelen gibi 2-2'den 5-2'ye geliyor maç falan. Yani herkes böyle sonuçlar yaşayabilir ki zaten saha zemini farklı, hava koşulları son derece Beşiktaş'ın alışmadığı bir hava durumuydu. Ne olursa olsun 2-0'a getirmemesi gerekiyordu Beşiktaş'ın maçı. 2-0'a geldi. Çok da fazla hamle şansı yoktu hocanın. Love hamlesinin ardından Lens'in maça ortak olması Beşiktaş'ı UEFA Avrupa Ligi'nde tuttu diyebiliriz. Lens, ben teknik direktör olsam benim gibi düşünecek çok adam vardır. İlk 45'te Dorukhan'ın kariyeriyle oynuyor gibi bir yaklaşımım vardı benim. Yani ilk eğer ki kenarda Babel ya da Quaresma gibi ya da Gökhan Gönül gibi bile olsa bir alternatifi olsaydı sağ kenarında
kenar oyuncusu olarak Lens'i muhtemelen 45'te oyundan alırdı. Ama işte futbol böyle güzel bir oyun. Maçın en kötüsü dediğin, ilk 45 dakikada en kötü performans dediğin oyunculardan bir tanesi sana maç kazandırıyor. Attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle. Şenol Hoca alternatifsizliklerle iyi bir sonuç aldı. 2-0'a gelmesi haberdi. 3-2'ye geri dönüşü haber oldu. Karius'un yaptığı hataların bir karşılığı yok. Şenol Hoca'nın derbi maç öncesinde Lens konusunda bir kararı var ama teknik direktörün kaleci kale konusunda nasıl bir tercih yapacağını merakla bekliyorum. Karius kötü performans, Tolga soru işareti performans, derbi maç zirve, belki de ligin en önemli maçlarından bir tanesi. İlk yarı adına Beşiktaş derbi maçta kayıp yaşarsa çok büyük sıkıntı yaşar. Kazanırsa da Galatasaray'ı karıştırır, zirveyi karıştırır. Böyle güzel, keyifli, her sonucun bir bedelinin olduğu, bir bedel ödeyeceğini bileceğimiz bir maç olacak. Beşiktaş kazanır, Galatasaray kaybeder. Başakşehir kazanırsa Başakşehir'le Galatasaray ve Beşiktaş arasında 9 puan fark oluyor. Tam tersi oldu diyelim. Yani Galatasaray kazandı, Beşiktaş'la Başakşehir arasında 12 puan fark oluyor Başakşehir kazanırsa. Galatasaray ile Beşiktaş arasında da 6 puan fark oluyor. Yani tuhaf bir lig izliyoruz ya Gökhan. Çok tuhaf yani. Bugün de 14. haftanın açılış maçları var 2 tane. Evet. Onları ilerleyen dakikalarda senin tahminlerini alacağız. Benim tahminlerimi alma abi. İddiacılara tam tersini oynatan Gökhan Dinç kazandırıyor. Sloganımız bu. Gökhan Dinç kazandırıyor. Ama tam tersini oynatarak. Bu arada sana bir müjdem var. Bugün QR koduna okut tapını gör. Senin tapularla ilgili sürekli konuşuyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, QR koduyla yeni tapu senetlerine geçiyoruz. Elbette mevcut tapu senetleri geçerliliğini koruyacak dedi. Yeni tapuların Selçuklu motifleriyle süslendiğini açıklayan kurum, 3 boyutlu tapuya güncelleme tapuyu geçmeyi hedeflediklerini söylemiş. Yani 3 boyutluya geçiyormuş. Artık QR koduyla tapularını takip edebilirsin. O eskiyen tapular var ya, dert etme onları, yenilemen gerekmiyor. Ben de sana bir müjde veriyorum o zaman. Tam da senin ilgilendiğin, birinci sınıf, çok yakından takip ettiğin, çok önemsediğin haberlerden bir tanesini söylüyorum. Seçkin Piriler, yazın Bodrum'da saç saça kavga ettiği 16 yıllık dostu Meral Kaplan'ın Ortaköy'deki evine borcunu ödemedi diyerek haciz gönderdi. 6. sayfada da haber devamı var. İnanmayacaksın. İnanmayacaksın. Kriz büyüdü. Yani Seçkin Piriler'le Meral Kaplan arasındaki kriz büyüdü. Ya buradan tarafını seçmen lazım artık. Her ikisine de yakın olamazsın. İkisinden birisinin tarafını seçeceksin. O yüzden sana bir müjde vereyim. Artık bu resim ikiye bölünmüş durumda. Seçkin Piriler mi, Meral Kaplan mı? Bilmiyorum ki, ben ikisini de tanımıyorum. Seçkin Piriler'in ismini duydum da Meral Kaplan'ın ismini ilk defa duyuyorum. 16 yıllık arkadaşlık ya. Beni niye ilgilendiriyor bu? Ama sen seviyorsun ikisini de. Yakından takip ediyorsun. Birini var ya bak, sokakta, ikisini de sokakta görsem tanırım. Peki ama mesela tapu haberinin benimle ne alakası var? Tapu abi niye var? Bir düşün, niye bak, var? Bak senin var ya, balörlü mal mütakim miydi? Hayır, neydi? Bir şeyin abi, var, onu ortaya çıkartırım sen şimdi, bak. Evet, bir şey söylüyorlar. Evet, Seçkin Piriler'le. Evet abi, katla. Buyurun. Seçkin Piriler. Hangisi? Sarışın olan Seçkin mi? Sarışın mı? Diğeri siyah zaten yani. Bu kadar anlıyor işte pembe yani. Pembe saçlı yani, pembe. Pembe mi? Pembe tişörtlü. Hayır, öbür saçında pembe yok mu kadının? Nerede pembe var abi? Tişört de var. Abi Allah'ım yarabbim, şu pembe değil mi? Ben mi yanlış görüyorum? Ya Onurcuğum söyler misin? Pembe yok mu burada? Ben görmüyorum abi. Ben ışık vurduğu aralara için aralara pembe attırmış abi. Onur öyle diyor. Aralara pembe attırmış. Güzel. Öyle dedi. Tamam, aralara pembe attırmış. Yakasına da papatya kondurmuş. Bak, bu hanımefendi hayatımda ilk defa görüyorum. Ben yani ismini zaten hiç duymamıştım. Ben soldaki hanımefendiyi duydum. Seçkin Pirileri. Ben de duydum. Soldaki hanımefendi Seçkin Pirileri şöyle diyordu. Ben Meral Kaplan'ı başka bir hanımefendi zannediyordum. Fotoğrafı görene kadar. Soldaki hanımefendiyi tanıyorum. Eşini abi, tanıyorum ben daha doğrusu. Neden kavga benim etmişsin? Sevdiğim bir grubun değil mi? Duman solistinin. O aynı ben, biliyorsun değil mi? Onun bir fotoğrafı var. O yüzden söyledim zaten sana. Ha, Kaan Bey'in eski eşi, çocuğunun da annesi galiba. Ömer Barlas demiş ki şok şok şok, Haluk Yürekli Gökhan Dinç'in mal varlığını açıklıyor. Şimdi tabii demiş. Mal varlığını hep açıklıyorum ben onu, yeni değil. Abi özür diliyorum Onurcuğum. Kaan var ya, solist. Onu da bir gösterebilir misin? Aynı ben ya adam. Çok benzetiyorlar bana. İşte ben, o yüzden Seçkin Piriler'le Meral Kaplan arasında bir tercih yapman lazım dedim sana. Abi olur mu? Seçkin Piriler'le evlendi ya adam. Hayır, şu anda evli değiller. Evlendiler. Boşanmadılar mı? Boşandılar biliyorum. Ben abi, Seçkin Piriler'den boşanıp başkasıyla evlenmiş. Ya ben o kadar gerideyim. Abi bu bana benzemiyor. Bu bana benzemiyor abi. Yapma ya.
Haluk Yürekli'ye benzeyen bir tane Kaan Bey fotoğrafı bulabilir misiniz arkadaşlar? Bu bana benzemiyor. Bir tane montlu fotoğraf var o. Sokakta çekilmiş. Abi tamam, biz buraya nasıl geldik? Ya sen saçma sapan topu müjde falan filan dedim. Ben de sana sallayayım diye bir tane bir şey buldum. Bak Konyalı robotlar varmış. Onunla bu ilgileniyor. Bu bana benzemiyor. Ben karar verdim. Bu ne benziyor? Bu adamın tarzına bak. Bir de kendi tarzına bak. Adamın da bir tarz var. Yürüyüşünde, elini kaldırışında. Ben hayatım boyunca yani içime bir şey giymeden V yakalı kazak giymedim. Saçlarım zaten hiç bu kadar uzun olmadı. Olamadı yani. İstesen de olamıyor zaten. Ama o tip gözlüğüm vardı. Gözlüğüm aynısı var, evet. Evet, o tip gözlüğüm var. Bu renk bir kazak da giymezsin sen. Bu renk kazağım da yok. Hiç olmadı. Zaten senin... Benim tarzım ondan iyi. Tarzın mı iyi? Adam rock yıldızı ya. Bak bu benziyor mesela. Yok, bu da benzemiyor abi. Bu Kaan'a da benziyor. Kaan Bey'e de benzemiyor. Kendisine de benzemiyor. Tamam abi, geçelim hadi. Sıradaki magazin haberimize geçelim. Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar oldu? Dolar euro düşüyor. Çok şükür. Şükürler olsun. Aynen. Daha da düşecek diyorlar. Düşecek. Sende dolar diyorum, var mı? Ben 5 diyordum dolar. Sende dolar var mı? Biraz var. 5 diyordum. Euro? O da var. Bir şey söyleyeceğim. Bende tapu yok. Yani sende euro var, dolar var. Bende tapu yok ama benim tapuları konuşuyoruz yani. Tapu anımda. Hiç öyle bir şey yok anımda, abi. Anımda. Vallahi Allah. Delireceğim ya. Buradan Maliye'ye sesleniyorum. Ya nereye sesleniyorsun? Rens yeniden doğdu. La havle ve la ya. Hollandalı futbolcu 2 gol 1 asist yaparak Beşiktaş'ı ayakta tutmasını bildi. 31 yaşındaki kanat oyuncusu Avrupa Ligi'ndeki 4. golünü attı. Müthiş. Vallahi helal olsun. Dördüncü golünü derken zaten ikisini attı yani. Hani ikisini bu maçta attı. Bir yani. Tane de attırdı. Attırdığı gol inanılmaz bence yani. Attırdığı golün aynısını Larin'e denedi. Olmadı. Larin beceremedi. Larin'in bir şey becerme ihtimali yok ya Gökhan. Abi sarı kartlar AA ne demek? Şurada sarı kartlar AA yazıyor ya. Bilmiyorum. Ben gazete şey... programı yapıyoruz ya. Ben ne her... yapacağım kardeşim? Ben burada pilav sal şeyi mi yapacağım? Mesela evet. Neymiş? Lens yeniden doğdu. Çok güzel manşet. Mı yapacağım ben? Koca sayfa... Gazete programı yapıyoruz. Koca sayfada sarı kartlar A'ya niye takıldı ya? O kadar çok şey. Vakit olmadı. Yazma bir şey. A ne abi? Öyle bırakmışlar işte ona. Bir şey. Anadolu Ajansı gibi. Diyor bak olur. Yani koca sayfada ona mı takıldı? Ne? Ya koca sayfa diyorsun. Küçücük haberin küçük. Ya bu haber küçücük bir haberdir ya. Al bakalım. Küçücük bir haberdir bu. Manşet falan değildir. Mı? Bulmaca vereyim mi? Geçelim. Hürriyet. Şenol Güneş açıklaması varmış. Bakalım. Lens yeniden de o. Kocaman haber dediğin habere bak. Burada bu sayfada da geliyor yüzüme. Ne yapayım? Şenol Güneş elde edilen başarı oyuncularımın dedi ve ekledi. 2-0'da 3-2'de bizim eserimiz. Beşiktaş Teknik Direktörü eksiklerine rağmen iyi bir takım ruhu ortaya koyduklarını söyledi. Güneş 2-0'ı da biz yaptık, 3-2'yi de biz yaptık dedi. Girişte söylediğin şeydi bu Gökhan. 2-0'da biz yaptık, 3-2'yi de biz yaptık. Sahaya alışamadan 2 gol yedik, pozisyonlar da verdik. İzleyenler için keyifliydi. Allah da yardım etti. Bütün oyuncularım zorladı. Başarı onların. Sanırım rakibimiz sahasında ilk kez mağlup oldu. Hiçbir koşula olumsuz bakmadan oynadık ve kazandık. Oyuncular sahada ruhunu verdi. Birlikte oynadılar, yardımlaştılar. İstenenleri görev olarak yerine getirmeye çalıştılar diyor. Bir takım ruhu ortaya koyduklarını söylüyor Şenol Güneş. Şenol Güneş bence Fatih Terim'in arasındaki en büyük farkı da ortaya koyuyor. Birisi oyuncularına sahip çıkıyor, bir diğeri de kendisine sahip çıkıyor. Fatih Terim'in tarzının bu olduğunu, soyunma odasında yaptığı dokunuşlarla maç kazandırdığını hepimiz biliyoruz. Bunları oyuncular da kabul ediyor. Ben Fatih Terim'i eleştirmek adına söylemiyorum. Ama ortaya konulan başka bir fotoğrafta Şenol Güneş'in oyuncularına gerçekten bir baba gibi yaklaştığı. Yani düşün, dile kolay. 10 tane oyuncun yok kadroda. Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Roko, Babel, Gökhan Töre, Quaresma, UEFA listesinde olmayan Atiba Güven ve kadro dışı Tolgay. Yani neredeyse bir takım. Yani aşağı yukarı bakıyorum şöyle bir maliyetleriyle beraber. Sağ bekim var. 30 milyon euroluk bir bak bütçeden bahsediyoruz. Sağ bekim var. Stoper var. İki tane stoperim var. Medel, Pepe, Roko. Sağ ön oyuncum var, sol ön oyuncum var. Orta sahanda, orta sahanın ortasında oyuncum var. Tolga'yı da kadro dışı kal. Orada da var. Numaram var. Güven de var. Var. Atiba da var. Tek olmayan sol bek. Bir de kaleci. Aynen. Yani tam bir kadro yok ya. 11 tane oyuncun yok yani. Ya şu kadro çıksa Sarpsborg karşısında bu kadrodan daha başarılı olur. Fark olur. Aynen. Yani Sarpsborg Beşiktaş'a rakip olabilecek bir takım değil. Yani
Bırak şeyi boş ver. Hani takımın para, yıllık maliyetini ya da en yüksek ücret alan oyuncusunu bir kenara bırak. Ondan bahsetmiyorum. Ya Beşiktaş'ın bakıyorsun adamlar 3 top yapamıyorlar. Hani eminim ki 10 numaraları var ya 400 tane şut vursun antrenmanda atamaz o golü. Oradan oraya kaleye yetiştiremeyebilir yani. Hani yok, öyle bir durum da var. Yani o espri yapıyorum canım da. Tur için bir puan yetiyor. Beşiktaş son maçta Malmö'yü yenerse Genk Sarpsborg karşılaşmasına bakmadan turu garantileyecek. 3 tane skor maç... var. İkisi sahaya yarıyor. Aynen. Her iki maçta berabere biterse tur atlayan yine Beşiktaş olacak. Ya abi şu her iki maçta beraber biterse tur atlayan yine Kartal olacak. Yani şu ona mı takıldın ya? Bu jargon nasıl yani ona mı takıldın ya? Yani koskoca haberde ona mı takıldın? Koskoca haberde. Beşiktaş'ta o nas yoktu. Yani Kartal, Cimbom, Sarı Kanarya falan hani bunlar ne bileyim ha bana mı tuhaf geliyor? Herhalde bana geliyor bu kadar tepki gösterdiğine göre. Siyah beyazlar eğer Malmö ile berabere kalır, Sarpsborg'da kazanırsa temsilcimiz ikili averajla turu atlayacak. Bir kere Kartal değil Beşiktaş bir kere. Yani Kartal diyeceksen Kara Kartal diyeceksin. Şenol Güneş demek ki sen de böyle bir düşününce benim noktama geldin. Düşününce yani. Mi? Ben düşünmüyor muyum? Kara Kartal. Şenol Güneş'in öğrencileri Malmö'ye mağlup olursa Avrupa defterini kapatacak diyor. Evet. Allah korusun. Analiz yapmışlar. Güzel bir analiz yapmışlar. Peki bir sonraki haberimize geçelim. Foto maç. Derbiyi pazartesi oynanan foto gazete. Maç. Karius'a tepki Beşiktaş taraftarı özellikle ikinci golde büyük hata yapan Karius'u eleştirdi. Fabri'ye çağrı yaptı. Alman file bekçisi Karius deplasmanda oynanan Sarpsborg karşılaşmasında özellikle yediği ikinci golün ardından büyük eleştiri topladı. Siyah beyaz taraftar karşılaşma devam ederken sanal alemden Alman file bekçisini çok sert sözlerle eleştirdi. Öyle ki yorumlardan bazılarında İspanyol file bekçisi Fabri'ye geri dön Fabri çağrısı bile yapıldı. Karius'la ilgili yorumlar şöyle. Bu Karius halı sahada yorulup kaleye geçen tip gibi. Rakip kaleci Karius'tan 9 gömlek üstün. Yapmayın abi nerede üstün? Ya işte erken konuşursanız yakarsa böyle. Beşiktaş'ı Karius yakar. Aslında toplar üzerine gelse iyi kaleci onları tutabiliyor. Karius düzelmez. Tolga da kalede duramaz. Geri dön Fabri. Maçın ilk 6 dakikasında kalesinde 2 gol gören Karius ardından 2 kritik kurtarış yaparak kendisini affettirdi diye fotoğrafın altında... Ya abi çok güzel haber değil mi ya? Ya ben burayı mesela hiç görmemiştim. Şimdi gördüm. Ben oraya bakmamıştım. Eğer burayı görmüş olsaydım bu haberi okumazdım. Karius'a tepki. Beşiktaş taraftarı çıldırdı. Şöyle oldu, böyle oldu. Ne diyor? Aslı toplar üzerine gelse iyi kaleci. Onları tutabiliyor filan. Sonra maçın ilk 6 dakikasında kalesine 2 gol gören Karius ardından 2 kritik kurtarıcı yaparak kendisini affettirdi. Geç sen, abi geç. Sen geç deyince geçmiyorlar. Gökhan'cığım buranın patronu benim. Hah gördün mü? Onur teşekkür ederim. Ne oldu patron? Bunu büyütebiliyor muyuz? Ne yapacaksın büyütüm? Ahmet Ercanların analizini çok merak ediyorum da. O çok. Zaman oradan okur musun? Ben gazete orada mı değil mi? İşte o, anladın mı niye yok. Soruyor büyütüyor musun diye sordum. Ahmet Ercanların ki şeymiş. Sen de okuyacaksın. Ahmet Ercanları mı okuyacağım? Onu hayır, okumayacağım. Avrupa tesellisi. Ben başka bir şey okuyamıyorum. İyi ki varsınız. Nerede bakayım? Takımı çok beğendi. 90 dakika oynattı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman sahalarda pek görünmeyen bir uygulamaya imza atarak maçı başladığı 11 ile bitirdi. Hollandalı çalıştırıcı bu kararın gerekçesinin sorulması üzerine bir yorgunluk söz konusu değildi oyuncularımda bu takım 90 dakika boyunca sahada kalmayı hak etti açıklamasını yaptı. Niye şaşırıyorsunuz ben onu anlamadım. Yani Fenerbahçe Teknik Direktörü Koeman zaten hali hazırda bir puana çıkmış. Oyuncuları da bir puana çıkmış. Rakip de fazla zorlamıyor. Dolayısıyla normal, rutin, olmazsa ol, al gülüm, ver gülüm bir maç oldu yani. Fenerbahçe iyi başladı. Bence iyi oynadı. Özellikle Barış'ın performansı ön plana çıkabilir. Şikertel'in yaptığı duran toplardaki muhtemelen gol atmak için çıktığı pozisyonlar da iyiydi. Onlardan bir tanesi ağlara gitse bambaşka bir maç izlerdik. Fenerbahçe istediğini aldı. Dinamo Zagreb de istediğini aldı. Şaşırmanıza ben şaşırdım. İstanbul'daki kötü hava koşulları maçtaki seyirci sayısını olumsuz etkiledi. Tribünlerin önemli bir bölümü boş kalırken Fenerbahçe Kulübü stada gelen taraftarlara iyi ki varsınız teşekkürler mesajı yayınladı.
Barış'ın 102 günlük hasreti sona erdi. Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Barış Alıcı 102 gün sonra ilk 11'de forma şansı buldu. 45 kez topla buluşan Barış 2 şut attı, 12 kez ikili mücadeleye girdi, 7'sini kazandı. Ben Barış'ın performansının Ayev'den çok daha iyi olduğunu, hatta genç bir oyuncu olması sebebiyle de Ayev iyileşmiş olsa bile Barış'ın tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Umarım Kuman zorunlu olarak yaptığı bu tercihin arkasında durmaya devam eder. Gruplarda 6. kez turladı. 4.9 milyon euro kazandı. 6. kez yer aldığı grup aşamasında yine üst tura çıkan Kanarya şimdiden 4.92 milyon euro gelir elde etti. Hani yoktu para. 5 milyon euro para kazanmış işte Fenerbahçe şu ana kadar. Hani yoktu para UEFA Kupası'nda? Bitime bir maç kala gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe 4.92 milyon. 4.9 milyon euro diyorsun. Galatasaray bir maç kazandı. Yani 2 milyon aldı. 3 milyon euro aldı. 2 milyon alıyor abi galibiyet. Bir beraberlik, bir galibiyet. Ya bundan daha milyon fazla para aldı yani. Tamam bir abi de Şampiyonlar Ligi'ne katılma ayak bastı parası var ya mesela. Ya tamam o başka milyon. Hani diyordunuz ya 100 bin euro, 300 bin euro, 200 bin euro falan diye. İşte. 5 milyon euro para abi. Abi yoktur bu 4.2 milyon euro. Yalan mı yazmış? 9 yoktur ya. Hürriyet gazetesi. Kez yer aldığı grup aşamasında yine abi okuyamıyorum ki ben. Bitime bir maç kala gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe 4.92 milyon euro kazandı. Katılım ücreti olarak 2.9 milyon euro alan Sarı Lacivertler 8 puan karşılığında 1.4 milyon euro gruptan çıktığı için de 500 bin euro almaya kazandı. 1.4 milyon euro 500 yani 2 milyon euro almış 6 maçın sonunda. Para mı abi bu? Koskoca Fenerbahçe 6 tane maç yapacak 2 milyon euro. Ya ne diyorum sana? Galatasaray bir berabere kalıyor Schalke ile Şampiyonlar Ligi'nde. 1 milyon euro. Kardeşim milyon para euro yok diyordunuz ya. Var işte yok para. Yok abi o bu para mı o işte onu söylüyor. Sen gittin ne oldu? Şimdi delirtme beni ya. 3 tane 4 tane maç yaptın. 4 tane maç 5 tane maç yaptın. 4'ünde gol atamadın. Ne oldu? Kaç para aldın? Abi mesela ayak bastı parası olmasa zaten açlıktan nefesin kokuyor. Allah Allah. Para yok diyorsunuz. 100 bin euro diyordunuz UEFA Avrupa Ligi'ne. 200 bin euro. Oynamasan olur. UEFA çok kötü. Deplasyon öyle, masraflarına çıkmıyor. Hesap nasıl böyle 300 bin euro hesapla işte. Bak bir daha okusana. Kardeşim 6 maçta 5 milyon euro kazandı. Tamam gel abi ona aşağısını ya, gel. Detayını ayak bana bastı ne parasını çık. 2 milyon. Niye çıkıyorsun? Sen yazıyorsun Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a ayak bastı parasını. Ben 20 milyon yazıyorum orada 2 milyon. Ya yazıyorum. Yazıyorsun ama sen. Sen ticarete girdin ya girme bu kafayla. Batarsın. Bak 3 gün sonra arkadaşınım ben senin. Severim seni. 20 yıllık geçmişimiz var. Elinden Allah aşkına bak sana yemin bu ediyorum. Bu sene Bodrum'da tekneyle teknemle ne olur seni vazgeç bu ticaret fikrinden. Allah aşkına. Abi sen şunu bir ya bilmediğin musun işler Valor Malor diye mesaj geliyor. Bu ne diye bana soruyorsun ya. Bir şey söyleyeceğim. Ben Şampiyonlar Ligi'yim sen UEFA Avrupa Ligi'sin. Aramızdaki fark o yani ticaret konusunda. Ticaret konusunda mı? Evet. Hayatını seni bak. Yani abi sen boş ver benim ticaretim şimdi. Sen bir daha okur musun haberi? Ya kendi söylediğin şeyi bak şimdi ya yine bana protokolden girmeye başlıyor. Oku abi. Gruplarda 6. kez turladı. 4.9 yani 5 milyon euro para tamam, kazandı. 4.9 kaçını ayrıntısını okur musun? Kaç ayak bastı? Ay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Katılım ücreti 3 milyon. 3 milyon ayak. Aç bizimle paylaşın. Ver abi. Ver abi buraya. Var mı önünde? Yok. Sen, buyurun dinliyorum. Gökhan Bey UEFA Avrupa Ligi'nin ne kadar önemli ve ne kadar karlı bir organizasyon olduğundan bahsediyordu. Bizimle Doğuş, paylaşır mısın detayları? Benim söylediğim şeylerden bunu mu anladın sen? Yok. Heh, ne anladığını söyler misin? Bana çünkü okuduğunu anlamadı diye muamele yapan zat-ı şahanelerine bir açıklama yapar mısın? Ne demek istedim ben? Abi sen Avrupa Ligi'nden de para kazanıyorsun. Teşekkür ederim. Evet. Galibiyet 2.7 Şampiyonlar Ligi. Evet. Avrupa Ligi 570 milyon. Evet. Beraberlik 900 milyon Şampiyonlar Ligi. Avrupa Ligi 190 milyon. Tamam ben bu kadar. 190 bin euro alıyorsun. Birinde 1 milyon euro alıyorsun. Aradaki fark. Ben arada fark yani yok mu dedim canım izleyiciler. Allah rızası için ekipteki arkadaşlarım. Mübarek insanlar. Hayırlı cumalar. Mübarek günde yapmayın abi. Anlatamıyor muyum ben? Gidiyorsun Sarpsborg deplasmanına ve yani 190 bin euro berabere kalıyorsun mesela. Sarpsborg'la Beşiktaş berabere kalsa 190. Galibiyet kaç paraydı? Harcadığı para 400 bin euro. Kaç paraydı? 570 bin euro. Beşiktaş 570 bin euro mu kazandı Sarpsborg maçında? Kaçını harcamıştır? 200 bin euro harcamıştır. Onu diyorum işte. Kaybetse ya canım zararsın kardeşim. Allah Allah. Siz diyordunuz abi buna 300 bin euro olmayan deplasman parasını çıkartmaz. Ya sen UEFA Avrupa Ligi'ni Ziraat Türkiye Kupası ile karıştırıyorsun. Aynı hiçbir farkı hiç yok. Hiçbir farkı yok mu? Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ise UEFA Avrupa Ligi Ziraat Türkiye Kupası. Sen gerçekten
bu bakış açısıyla ticarete atılırsan, ya ben Bero'yu uyandırayım da evi terk etsin bari. Hayır, bir şey hani çünkü altınızdaki ev de gidecek belli ki. Hayır, bir şey. Ya altınızdaki ev de gidecek, çoluk çocuk dımmızlak sokakta kalacaklar. Allah ya bu kafayla gidersen ya, bitersin şey yani. Abi öyle şey olur mu? Olur mu canım, ben varım abi. Ya benim bir tane ev var, gelsinler. Bir tane mi var? Evet. Benim bir tane evim, o da karımın evi ya. Ya neden bahsediyorsun? Tamam, benim üzerimde bir tane tabu yok, bir tane. Böyle böyle fakir edebiyatı yapıyorsun. Yani 3 ayrı işte çalışıyorsun. Burada çalışıyorsun, 360. İşte düşün, bir de taksiye çıkıyorum arada. Burada çalışıyorsun. Yani o kadar. Bir de taksiye çıkıyorum arada. Nereye koyuyorsun bu paraları? Sana söylemem paranı yerim, rahat ol. Peki. Bu kafayla o parayı da batırırsın çünkü yani. Aa, yok yok. Yani sen anlayamadın. Aramızdaki fark şu. Sen UEFA Avrupa Ligi'sin, ben Şampiyonlar Ligi'yim. Öyle tamam. Kapatalım bu mezeleyi. Tamam. Bir sonraki sen, sensin ya Haluk, sensin. Büyük insan. Sen Şampiyonlar Ligi'de değilsin. Sen Dünya Kupası'sın. Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi'ni nasıl kıyasladın ya? Ben kıyaslamadım işte. Bak, anlayanlar anladı. Sen oraya çekmeye çalışıyorsun ama anlayanlar anladı. Allah'a şükürler olsun. Sadece sana program yapmıyorum. UEFA Avrupa Ligi var ya. Ah, benim ıslığı çalıyor bak. Benim ıslığı çalıyor. Çalamaz diyordun. Bu Hollandalı. Norveçliler çalamaz diyordum ben. Ha, peki. Sen dedin ya böyle Norveçli yapar filan dedin ya. Yani ben Norveçliyim mesela, böyle bir hani şunu gördüğü anda mesela. Sen git Norveç, Oslo sokaklarında mesela. Bizde böyle şeyler de var ya böyle. Fişt ya, iki parmak. Ya bir de dille yapıyorlar ya. Elini götürüyor. Dille ben yapabiliyorum. Bir öyle tek mi? Yapsana bir. Yapamam şimdi ya. Uzaktan çekerse belki tükürük falan saçabilirim. Tamam gel abi şey Jimmy'ye gel, bir ıslık ellerini dudağına, ağzına ya da dudaklarına götürmeden ıslık çalabiliyorsun. Evet. Ama bir diğerini, Jimmy'ye bir alsana. Diğerini çalamıyorum mesela. Jimmy'ye bir alsana. Çalsana be. Ne yaptın abi dinle? Ben istersen şey de yaparım. melodi bile onu bile yapabilirim. Şarkı bile söyleyebilirim sana be, ıslıkla. O kadar hakimim konuya. Ay bu öyle değil yani. Elle yapamam ama. Allah Allah. Bu en güzelini biliyor musun? Sende nasıl en bir dil var şey ya? O, taksi vesaire. Taksi çevireceksin değil mi? Tamam gidiyor. Fişt yapıyorsun. Dünyanın hiçbir yerinde yok biliyorsun. Çalıyorsun ıslığı. Hop frene basıyor taksici. Aa, Amerika'da da var. Fişt yapıyorsun geliyor. Amerikalılar genelde şöyle yapıyorlar galiba. Oslo'da mesela gidiyorsun mesela ıslığı çaldın ne oluyor filan der adam değil mi? Yok be abi, niye desin ya? Islığa. Neden niyesin? Yani şöyle iki parmağını uzaylı soktum falan. Düşünsene Norveç sokaklarında Oslo'da. İki parmağını sokamazsın. Genelde eldiven olur Oslo'da da. Yani i̇şte senin de, senin ben yaptığını Oslo'da yapar. Rahat ederim. Edersin. Çok rahat edersin. Sen böyle miydi seninki? Ben, bir de sen şunu çalsana. Ben çalamam öyle. Ya abi. Öyle bir çalıyorsun. Ya ben hokkabaz mıyım senin gibi abi? Nasıl yani? Hokkabazlık yapıyorsun burada sabah sabah. Dilini böyle şekilde şekle sokuyorsun. Ama uzaktan dedim işte o yüzden. Sen şunu bir çalsana. Uzaktan. Bak mesela ben de bunu çalamıyorum. Biz birbirimizi tamamlıyoruz. Evet biliyorsun. Canım benim. Ya Kuma ıslık çalmış, nereye geldik yine ya. Barış'ın rakibi yoruldu. Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu, bu doğru yazmış Akşam Gazetesi, teknik sorumlu yazmış. Bravo Akşam Gazetesi'ne. Erwin Koeman maç sonu şunları söyledi. Amacımız gruptan çıkmaktı ve başardık. Gol atmakta zorlanıyoruz. Aslında pozisyonlara giriyoruz ama gol üretme konusunda zorlanıyoruz. Biraz şanssız olduğumuz doğru. Ama pozisyon üretiyoruz. Eğer pozisyon da üretemiyor olsaydık işimiz zor olurdu. 60'tan sonra yorgunluk söz konusu değildi. Sordum oyunculara, sahada kalmak istediler. Durumları iyiydi. Kadromuzda gelecek için ışık saçan oyuncuların olması önemlidir. Oğuz sakat ama önemli bir oyuncumuz. Elif hemen hemen her maç oynadı. Gençlerimiz kendini geliştirecek. Aynı zamanda Ferdi ve Berke'yi de unutmayalım. Taraftarın beklentileri var. Böyle şeyler olur. Ama bu Ersun Yanal benim konum değil, umursamıyorum. Ersun Yanal tezahüratlarını soruyorlar adama. Ersun Yanal'ın kişisel anlamda umursamıyorum demiyor. Ya Ersun Yanal tezahüratlarıyla ilgili bana ne diyorsunuz diyor. Ben yapılan tezahüratları, Ersun Yanal tezahüratlarını çok fazla umursamıyorum. Ben işimi yapıyorum, yani. Gruptan çıkmak önemliydi. Ersun Yanal benim konum değil, umursamıyorum. Burada yok bak hepsini yazmışlar. Evet, hepsini yazmışlar. Bir önceki gazete neydi ki? Bizim salladığımız gazete neydi? Fotomaçtı. Akşamdı. O da mı? Bu da akşam. Ama bu hayır. Yazan şeydi. Akşamdı. Bir dön abi, haberi de söyleyeyim sana. Hiç hayatta yanılmam bu konularda. Evet yanılmaz. Yanılmaz. Ver bakayım haberi. Yanılmaz abi, akşam. Buyurun. Peki bu Beşiktaş maçının. Doğru, sen de fotomaç düşmanısın. Hemen fotomaç. En ufak bir şey de fotomaç. Fotomaçı yedirmem arkadaş burada. Bu stüdyoda fotomaçı yedirmem. Zeki'ye mi anlıyorsun? Zeki kim? Zeki Uzundurukan.
Reklama mı gidiyoruz? Senin de ne oldu? Ne herkesi yanlıyorsun, herkesi sallıyorsun falan. Reklam. Ne olacak senin bu halin? He? Reklama gidemiyoruz. Gidemedik mi? Ben arkamda dedik ya. Herhalde gideceğiz.